Kanalıma ilk defa geldiyseniz benim için kitaplardan, dizilerden, filmlerden, Erasmus anılarımdan bahsediyorum. Arada da vlog paylaşıyorum. Bugün böyle bir videoya denk gelmiş oldunuz. Şimdi aslında bugünün video konusu Vampir Akademisi olacak. Mayıs ayında okuduklarım videosunda bahsetmiştim Vampir Akademisi hakkında konuşmak istiyorum diye. Çünkü Vampir Akademisi'ni ben 22 yaşındayım ve ilk defa bitirdim. Aynı zamanda fantastik konulu kitaplar ve vampirler çok ilgimi çekiyor. Ama sanırım alacakaranlık ilk okuduğum, ilk bitirdiğim fantastik vampir kitaplarından biri. Neyse o başka bir konu. Vampir Akademisi'nin serisinin kitaplarından bahsedeceğiz ve seriden genel olarak bahsedeceğiz. İlk önce kısa kısa kitapların konularından bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da genel seri yorumundan bahsedeceğim. Şimdi 5. ve 6. kitap bende yok şu anda. Ruh bağıyla şey neydi o? Son fedakarlık. Ben de yok, kütüphaneden alıp okudum. Onlar hakkında da konuşacağım yine. Şimdi ilk olarak 1. kitaptan bahsedelim. Vampir Akademisi serisinin ilk kitabı Vampir Akademisi. Bu ilk kitapta Lisa Drugomir ve Rose Hathaway'in arkadaşlığı, aynı zamanda Mori dünyası, söyleyemiyorum da. Mori prensesi olan Drogomir soyundan gelen Lisa'nın hayatı anlatılıyor. Yani tamamıyla bir başlangıç kitabı okuyoruz ama bence serinin en güzel kitaplarından biri olabilir bu. Çünkü Rose'la ilgili bir sürü şey öğreniyoruz ki bence Lisa'dan çok Rose serinin ana karakteri. Moriler iyi vampirler. Yani bir dampirler var, bir moriler var. Dampirler morileri koruyor ve moriler şöyle özel güçlere sahip 4 elementi ya da 5 elementi kontrol edebilen vampirler. Bunlar insan kanıyla besleniyorlar ama insan kanıyla beslendikleri insanlar genelde şöyle insanlar. Başlayıcı, yani kan verme istekli insanlar. Dampirler de Strogoi denilen vampirlerden, kötü vampirlerden bu iyi olan mori vampirlerini korumaya çalışıyorlar. Dampirler özel bir eğitim alarak 18 yaşına gelene kadar okulda eğitim görüyorlar. Ondan sonra da morilere atanıp morileri koruyorlar. Birinci kitapta Lisa'nın kaçırılışını, Lisa'nın ruh kullanışını ve aynı zamanda 4 elementten farklı olan ruh elementini kullanan mori vampirlerini de görüyoruz bu kitapta. Daha doğrusu bence Vampir Akademisi serisi içindeki moriler de ilk defa Lisa'yla ve Adrian'la beraber bunu görüyorlar. Yazılmış birkaç şey var ama inanılmıyor ruh kullanan morilerin olduğunu. İkinci kitapta da Buz Öpücük. Şöyle bir şey var. Az önce demiştim. Burada kapak sizi yanıltmasın. Yani bu en kötü kapak sanırım değil. Kapaklar gerçekten çok kötü. Sadece şu ışıltı hoşuma gidiyor. İkinci kitapta ise Strogoi'lerin Vampir Akademisi'ne saldırdıklarını ve Rose'un Dimitri ile, yani eğitmeniyle yakınlaşmasını, onun sevgi beslemesini okuyoruz. Aynı zamanda da başka bir sürü faktörler var. İşte Lisa'nın birinci kitapta Christian adında sevgilisi var. Onunla yaşadıkları, aynı zamanda da bu ruh kullanımının, insanın ruh kullanımıyla gelen depresyon ve yani antidepresan kullanmaya başlıyor. Çok fazla olay gerçekleşiyor. İkinci kitapta yine birinci kitap gibiydi. Yine 5 üzerinden 4 puan vermiştim buna da. Şimdi 3. kitap ve 4. kitap açıkçası benim yine hevesle okuduğum kitaplardan da ama 1 ve 2'nin etkisini hissedemedim. 1 ile 2'ne kadar böyle ince olsalar da, sonuçta şuna bakar mısınız? Aradaki farkı görüyorsunuz. 1 ile 2'ne kadar ince olsalar da gerçekten Richard Mead'in bence seride yazdığı en güzel kitaplar 1 ve 2. kitaplar. 3. kitapta ise işte iyice karışmaya başlıyor. Gölge Öpücük bu arada 3. kitap. Lisa'nın güçlerine iyice alışmaya başlıyorlar ve Lisa'nın güçlerini kontrol etmeye, Lisa'nın güçlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Ama arka planda olan o kadar çok şey var ki artık Rose 2. kitapta çok büyük bir spoiler gelecek. Söylesem mi söylemesem mi diye düşünüyorum. 2. kitapta bir arkadaşının ölümüyle 3. kitapta yıkılıyor. Ve ondan sonra 3. kitabın sonunda da bir şey oluyor. Spoiler veremiyorum. Spoilerlı mı devam etsem aslında. Neyse, ondan sonra 3. kitabın sonunda bir şey oluyor. Devam edeceğim ben. Eğer zaten 1. 2. kitabı okuduysanız devam edin.
İkinci kitapta Mason ölmüştü. Üçüncü kitapta Rose bunun acılarını taşımaya devam ediyordu. Aynı zamanda da şöyle bir şey oluyor. Üçüncü kitapta bu Gölge Öpücük'te bir saldırıya gidiyorlar. Dimitri ile beraber Rose da gidiyor. Ve Dimitri Strigoi'ler tarafından alınıyordu. Ondan sonra dördüncü kitapta da artık Dimitri'nin Strigoi olmasını ve Rose'un Dimitri hakkında bilgiler toplamasını okuyoruz. Aslında bu Dimitri Rose aşkı beni bir süre baydı. Gerçekten baydı. Çünkü ardından Adrian da var. Adrian çok sinir bozucu çünkü Adrian daha iyi bir karakter. Ama Rose Dimitri diye yanıp tutuşuyor. Dördüncü kitapta da Dimitri ile Strigoi haliyle tanışıyoruz. Ve olaylar birazcık daha karışıyor. Beşinci kitapta ise burada olacak Ruhba. Beşinci kitapta ise işte iyi rızvanadan çıkıyor. Gerçekten Rose'un yani bu kadar cesur, bu kadar işte çok düşünmeden hareket ettiğini zaten farkındayız. Ama beşinci kitapta iyice işler çığırından çıkıyor ve kendini içinden çıkamayacağı durumlara sokuyor. Yani mesela spoiler, hala spoiler. Yani ya seriyi okuyacaksınız yorumumdan sonra ya da okumuş olanlar gelmiş olacak bilemiyorum. Neyse 5. kitapta da Rose hala Dimitri'yi kurtarmaya çalışıyor. Rose Dimitri için yanıp tutuşuyor ama Dimitri bir Strigoi ve yani eğer Dimitri ile beraber yola devam ederse işler çığırından çıkacak çünkü Lisa'ya da zarar gelme olasılığı var. Ama 5. kitabın sonlarına doğru her şey düzeliyor. Çünkü birinci kitapta hapse attıkları kişi 5. kitapta hapisten çıkartıyorlar. Yani hapse tıkıyorsanız neden tekrar çıkartıyorsunuz değil mi? Bir de hapisten çıkarmak için o kadar çaba sarf ediyorlar ki size anlatamam. Ondan sonra 5. kitap bayağı kalın bir kitap. 560 sayfa falan. Ama anlamadığım bir şey var. O kadar şey olmuş ki yani madem seriyi bu kadar ince yaptın. Zaten 5. kitap şu kadar falan zaten. Madem seriyi bu kadar ince yaptın. İlk iki kitabı ince yaptın. 5. kitapla 6. kitabı neden bu tuğla büyüklüğünde çıkartıyorsun? Gerçekten buna anlam veremiyorum. Ama neyse susacağım. Burada bir şey söylemiyorum. Zaten sanki hiç bir şey söylememişim gibi devam edeyim. Ondan sonra 6. kitaba geliyoruz. Son fedakarlık. 6. kitapta artık Rose Muri prensesini öldürmekten tutuklanıyor. Aynı zamanda Dimitri Strigoi olmaktan vampire dönüşüyor. Şok şok şok. Büyük haber sayın seyirciler. Gerçekten nasıl ilk defa bunu yapan kişi Lisa tabii ki de. Lisa ondan sonra birkaç kişi daha Strigoi'den vampire dönüşüyor. Vampir değil. Strigoi'den gerçek hallerine Mori hallerine dönüşüyorlar. İşte soru işareti mi burada başlıyor. Madem bunu yapabileceğini biliyordunuz. İlk kitapta soru işareti yarattın. Hadi merak unsuru diyelim. İkinci kitapta soru işareti yarattın. Ama yani bu kadar kitap yazmışsın. Aynı zamanda 5 ile 6'yı da düşünün burada. Bu kadar kitap yazmışsın. Bu kadar kitabın içerisinde fasafisafasafisafis bir şeyler anlatmışsın. Ama gerekli olan hiçbir şey anlatmamışsın. Hep böyle Rose'un Dimitri'ye olan aşkı, Rose'un Dimitri'ye olan aşkı. Aynı zamanda 5. ve 6. kitapta artık simyacı denilen bir topluluğu da anlıyoruz. Hatta simyacılardan başka bir sürü topluluk çıkıyor. Yani bu Mori Saray yaşantısı. Tamam belki de Richard Mead özel olarak yani bu seriyi diğer serilerine başlangıç olarak yazmıştır. Aynı Cassandra Clare mantığıyla. Cassandra Clare de sonuçta Ölümcül Oyuncaklar serisini yazdı ama Ölümcül Oyuncaklardan sonra ip söküğü gibi diğer seriler de geldi ve bir sürü arka plandaki hikayeler çıktı. Belki de Richard Mead de sonuçta şu anda hala devam ediyor sanırım. Diğer simyacın Sidney'nin anlatıldığı seri. Belki de Richard Mead de Vampir Akademisi serisiyle arkasında başka serileri birleştirmek için ön söz niyetine yazdı. Ama yine de çok güzel başlanmış bir seri. Gerçekten ilk iki kitap hatta üçüncü kitabı da bir şey diyebilirim. İlk iki kitap, üç kitap gerçekten güzel başlanmış, güzel ilerlerken 3'ten sonra Rose'un karakterinin değişimine, Lisa'nın karakter değişimine ya da olayların çok sıkıştırılmasına şahit oluyoruz. Yani belki de 6 kitaplık bir seri değil de 9 kitaplık bir seri olması gerekiyordu. Ya da bu 6 kitapta
yani son iki kitapta, özellikle 5. ve 6. kitapta olaylar sıkıştırılmamalıydı da ilk 3 kitaba, 4 kitaba da yedirilmeliydi. Aklımda böyle bir sürü soru işareti var. Sizin de oldu mu? Bunu da merak ediyorum bu arada. Ama yine de gerçekten vampir serilerinden en beğendiğim serilerden biri olabilir. Özellikle başlangıç kısmında ve özellikle yaratılan dünya konusunda. Sonuçta Moriler var, Strogoiler var, Dampiller var. Bunların hepsi gerçekten güzel, hayal gücü olan bir yazar yazabilir sence. Ve yine de bu kadar satılmasına, bu kadar okunmasına bakarsak gerçekten güzel bir seri yaratılmış. Güzel bir dünya oluşturulmuş. Demeye çalıştığımı bence inanmadınız. Çok konuştum. Gerçekten çok konuştum. Zaten böyle sevdiğim seriler hakkında konuşunca çenemi kapatamıyorum, bir susamıyorum. Ve susamadığım için de size uzun videolar sunmuş oluyorum. Neyse. Sizin Vampir Akademisi serisi hakkında düşünceleriniz neler? Siz de benim gibi düşünüyor musunuz? 5 ile 6. kitap çok sıkıştırılmıştı ama ilk 2 kitap, ilk 3 kitap çok güzeldi diye düşünüyor musunuz? Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Şimdi mesela bu videoyu çekerken fark ettim. Vampir Akademisi serisini ilk kitaplarını okuyalı çok uzun zaman olmuş. Hatırlamıyorum o yüzden ne olduğunu. O yüzden biraz kekeleyerek anlattım. Onun için de affola. Ama 5. ve 6. kitabını okumam çok uzun sürdü. O yüzden bu kadar tekledim. Neyse, sizinle Vampir Akademisi seri yorumum bu kadardı. Bu kadar paylaşmış oldum. Yani, o kadar güzel bir şey ki sizinle beraber hem Harry Potter'ı okumuş oldum. Sizin Vampir Akademisi yorumlarınız neler? Hangi serileri okumamı önerirsiniz? Çok merak ediyorum. Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek ve konuşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.